Merhaba. Güçlünün zayıfı ezdiği, kıtır kıtır doğradığı şu ortamda kişinin laflarının geriye doğru sicilinin mevzu edilmesi en basit tabiriyle münasebetsizliktir. Fikir ifade hürriyetini sizi şoke etse, canınızı sıksa da savunacaksınız. Kaldı ki bugün Türkiye'de sağlıklı tartışma zemini yok. Öküz saraya mı çıktı? Saray ahır mı oldu? Hazreti Adem cahil miydi vesaire. Ülke güllük gülistanlık olur. Kimsenin başına ettiği laftan dolayı bir şey gelmez. Diyelim ki münakaşa serbesttir. Entelektüellerin polemi tadından yenmez. Anlarım. Ve fakat egemenler birini eziyorsa yanında hizalanacaksınız. Ayrıca mağdura kimlik sormayacaksınız. Maksadı açsın açmasın ettiği bir laf yüzünden kişiyi hırsızla katille aynı koğuşa koyarken ve bunu çekirdek çitleyerek seyrederken ama sen dün filan konuda şöyle demiştin müstahak sana diyen vahşidir. Bunları ikna edemezsiniz, iflah olmazlar. Azınlığa düşürecek, teşhir edeceksiniz. Ve bir daha ağızlarını açamayacaklar. Okuyorum, bütçeye 36 yeni cezaevi için 2 milyar TL konmuş. Ülke açık cezaevinden yarı açık cezavine, oradan kapalı cezaevine evriliyor ülkenin yaşayan en büyük starı linç edilirken kalkmış Sezen'i bırak Sedef'e bak kampanyası yapıyorlar. Yaptılar bunu. 17 Aralık 2013'ten hemen sonra ülkeye kötülük yapmak üzere profesyonel bir ekip iş başına getirseniz bunların yani AKP tayfasının yaptıklarını görünce şapka çıkarır. Analizi ilk defa bizim ekranlarda yapılmıştı. Şimdilerde herkesin dilinde. Günaydın. Buna yeni bir ilave yapayım bir despot kendine muhalefet etsin diye profesyonel bir ekibi görevlendirse mevcut Türkiye muhalefetinin eline su dökemez.